Hocam şimdi burada biz daha önce de bu ıspanakla ilgili siz bunlara ee değinmiştiniz bana hep şunu sordular ya biz ıspanağı yemeğini yapıyoruz böreğini yapıyoruz yiyoruz şimdi hocam sizin bu anlattıklarınız bunlar yemek tarifleri değil gerisini siz tamamlar mısınız şimdi ben burada mı? bırakayım şimdi ıspanağı tüketin dediğinizde bu kıymalı ıspanak veya yumurtalı ıspanak yemeğinden bahsetmiyorsunuz. Kesinlikle bakın. Ya teşekkür ederim bu konuyu açtığınız için. Ben burada bir kürden bahsediyorum. Yani eğer bir sebzenin diyelim şimdi meyve, sebze, baharat, tahıl, her neyse, tıbbi bitki, tıbbi aromatik bitki her neyse bu nimetin içindeki hikmeti biliyorsanız, ne işe yaradığını biliyorsanız o zaman onu tek başına tüketeceksiniz. İşte o zaman bu bir ilaç gibi davranıyor. Yani ama siz onun içine salçasını, efendim biberini, tuzunu, yağını koyduktan sonra orada yemekten bahsediyoruz. Bütün kimyayı değiştiriyorsunuz. Ama biz bunu siz şimdi kereviz, ıspanak, ya hocam bu panzitopeniye karşı iyiymiş yani lokositi işte trombozit düşüklüğü ve hemoglobin düşüğü bunun yemeğini yaptırdım hanıma yiyorum. Olmaz. Ya hiç mi faydası olmaz? Yüzde beş, yüzde on olur. Ama bunu kür tek başına uyguladığınız zaman içine başka bir şey ilave etmeden o zaman ne oluyor bu? Tedavi edici gücünden bahsediyorsunuz. Hüseyin, bugün Çin'de, Hindistan'da, Moğolistan'da, Japonya'da bazı sebzeler ilaçtır. Geleceğiz. Mesela Çin'de soğan, Çin tıbbında ilaç olarak geçer. Yani birbirinden ayırt etmek lazım. Evet. Ama mesela ıspanağı doğrayıp salata gibi o, da mı değil? Haş, nasıl kullanmak lazım? İşte dediğiniz gibi biz de biliyoruz maydanozla haşlayarak belli bir süresi var. Evet. Değil mi hocam? Aynen. Çünkü e, bana çok sorulan bir şeydir. Biz çok tüketiyoruz. İşte kereviz yemeği yapıyoruz, ıspanak yemeği yapıyoruz. Hele böreğini hiç saymıyorum da yemeğini yapıyoruz falan. bu Önemli bir şeydi o yüzden sordum hocam evet, size. Evet yani Açıklamış yemek oldunuz. yemek farklı şey. Kür farklı e, şey. Farklı şey yani bunu birbirinden ayırt etmek lazım. Evet.